Türkiye'de mi daha rahat hayat, Almanya'da mı? Bu memlekette. Türkiye'de değil mi? Evet. Türkiye daha mı rahat Avusturya'da? Siz lükse kaçıyorsunuz. İki tane patates çeşidi gelsin, siz hangisi yüksekse onu alıyorsunuz. Ekonomi iyi mi kötü mü sence o zaman? İyi. Çok mu iyi ekonomi? Evet. Ha, çok iyi değil mi ama iyi hani. Şikayet etmeyelim. Türkiye Avusturya'dan daha mı rahat yaşam? Tamam, ne güzel yani memleketimizde böyle şeyleri duyunca mutlu oluyoruz. Üretim fiyatı orada ne kadar? Kaç birim biz, para? Siz eti taze alıyorsunuz, biz paketli şekilde alıyoruz ama hani. Kaç birim para? Hani ne bileyim 7-8 olsun hadi. Ben de razıyım hazır paket almaya. 7-8 olacaksa ben de hazır paket almaya razıyım. 7-8 euro. Evet. Değil, abi, 80 lira para yapmış, abi 80 lira. Sen öyle düşünmeyeceksin. Oradaki adam 2000 avro alıyor, 1500 avro. Ya örnek. 780 aylık. Boğaz'ı da katalım. Bakın size desek ki hadi gel gidelim, siz gitmezsiniz. Size kulaktan hoş geliyor. Ben de istiyorum ailemi gururlandırmak. Ama bir test, bir dershaneye gitmek 10 bin lira para abi. Bir özel ders görmek 1 saati 150 lira olmuş. Ben bunlarla hiçbir şey yapamam ki. Benim maddi bana destek olmadan ben hiçbir şey yapamam ki. Ailemi nasıl gururlandıracağım aileme destek olmadıkları sürece? Adam Suriyelilere maaş veriyor. Bana kira yardımı yapmıyor. Bana ev yardımı yapmıyor. Ben ev arıyorum, en ucuz ev 1000 lira. Benim zaten o kadar eğitim parama gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Hiçbir şeyim yok. İş arıyorum, iş yok, aş yok. Ben ne yapacağım abi? 18 yaşımda derdime boğuldum ya. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olması için öncelikle eğitim sisteminin çok iyi olması lazım. Aynı zamanda hukuk sisteminin çok iyi olması lazım. Şu anda ülkemize baktığımız zaman eğitim sistemi ve hukuk sistemi bence aşırı kötü seviyede. Bu yüzden ekonomik olarak çok kötü durumdayız. İnşallah daha iyiye gider, temennimiz bu. Ama bu şekilde giderse biz daha kötüye gideceğiz. Ablacığım sen şimdi kesinlikle Türkiye'de yaşam daha kaliteli diyorsun, doğru mu? Evet. Tebrik ediyorum. Yani Türkiye'de yaşamakla kendi evinizi aldınız buradan. Ailesiyle aldım. Benim hiçbir katkım yok. Eşiniz? Hala kolumda hiç ezilmedi, şey yapılmadı, gitmedi. Hani kendi çabasıyla fındıydı, bilmem neydi aldı. İstediği abi aldı. Sen de diyorsun ki imkanım olsa diyorsun yurt dışına gideceğim diyorsun. Ama ablam da diyor ki yurt dışından ben imkanım oldu buraya geldim diyor. Şimdi bu konuyu netliğe kavuşturalım. Yurt dışı mı Türkiye mi? Yani nokta koyalım burada. Çalışma olarak yurt dışı. Bu kadar basit. Neden abi? Çünkü yani Türkiye'de insan olduğunu hissedilmiyor. Yani sana verilmiyor. O değer verilmiyor. Türkiye'de değer verilmiyor mu? Sen o ülkeye git, Viyana'ya git, mülteci gözüylensin. Kimse seni istemeyecek. Ah bak şuna denilecek hani. Sen mülteciye nasıl bak memleketine gitmiş, kalkmış, gelmiş. Bize de o gözden bakılıyor. Ben doğma büyüme o memleket. Bak Viyana'da doğdum, Viyana'da büyüdüm. Ben doğdum, büyüdüm halde ben istenmedim. Türkiye daha güzelmiş. Saygı buradan bunu anlıyoruz. Ben fikrine saygı duyacağım sizin düşüncenize. Dediğiniz o zaman şöyle yapalım. Noktayı abimiz koysun. Büyük abimiz. Yaşına hürmeten. Abi gençleri dinlediniz. Arkadaş Türkiye'deki yaşamın daha kaliteli olduğunu iddia etti. Arkadaşım da yurt dışındaki yaşamın daha kaliteli olduğunu iddia etti. Bu konuya nokta koyamadık. Büyük olarak size soralım. Vallahi ne diyelim bu konuya? Gençlerin düşüncesi saygı duymak lazım. Evet. Yani çalışan var, çalışmıyor var. Tabii iş yok gençlere. Evet. Yani ülkemizde bir takım şeyler biliyorsunuz zor. Evet. Yani herkesin bir düzeni vardır. O öyle para kazandır, öteki böyle para kazanmazdır. Siz ne düşünüyorsunuz abla? Ben yurt dışında Almanya Köln'de yaşıyorum. Burada ne ararsanız her şeyi bulabiliyorsunuz ama Avrupa'da öyle bir şey yok. İnsanlar çok sıradan tek düzey yaşıyorlar. Açar mısın? Siz orada yaşıyordunuz, buraya turist olarak mı geldiniz? Ben normalde buralıyım. Hani orada yaşıyorum, evlenip gittim ama burası bizim oraya göre yani buradan gittik mi biz köye gitmiş gibi hissediyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Bütün standartlar. Yani Türkiye Almanya'dan daha mı ileride? Çok, çok. Yani teknoloji olarak, yaşam olarak. Çok çok ileride. Mesela benim hiçbir zaman kapıcım olmadı. Ben merdivenlerimi kendim temizliyorum. Çöpümü kendim atıyorum. En lüksü bile, en zengini bile öyle yaşıyor orada. Bu ülkedeki en büyük sorun ahlak sorunu var. Ben açık konuşayım. Tamam, en ufağından en büyüğüne kadar ahlak sorunumuz var. Bu ülkede herkes çapınca götürüyor. Ondan sonra da oturup senden daha fazla götürenlere kızıyoruz. Hiç boşuna tartışıyoruz. Bir araba Almanya'da evet 100 bin euroya bir Porsche alıyorsun. Aynı Porsche burada 300 bin euro. Abi orada yaşıyorum ben. 40 yıldır orada yaşıyorum. 500 olarak euro dediğin araba hurda. Türkiye'deki yaşam Almanya'dan daha mı iyi diyoruz? Kesinlikle yaşam daha iyi. Daha rahat yaşıyoruz o zaman. Çok daha rahat.
Evet, teşekkür ederiz. Almanya'nın yaşlıları çöp topluyor gece. Bildiğiniz çöp topluyorlar. Boş şişeleri topluyorlar, evet, satmak için. 40 yıldır Almanya'da. Orada büyüdüm. Almanya'da bu tüketim yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru, tüketim olarak doğru söylüyorsun. Kardeşim adam bağırıyor, diyor ki, diyor ki bak şimdi. Almanya'da asgari ücret kaç para? 1400 euro. Peki asgari ücretle çalışan nüfus kaç? Yüzde kaç yani? Yüzde kaç mı? Yani yüzde fazla olsun. Yüzde 30 falan. Yüzde 30? Evet. Asgari ücret alıyorlar. Peki ben sana bir yüzde 30. Peki Türkiye'de kaç? Hayır, Türkiye'de kaç asgari ücret alanlar? Bilmiyorum. Yüzde 80, yüzde 90 hatta yani şu anda. Ve siz diyorsunuz ki yani yüzde 30 diyorsunuz. Ve ben buna katılmıyorum. %5, %6'dır yani. Şimdi daha düşük yani. Ben size başka bir soru sorayım o zaman. Türkiye'de kiracı oranı yüzde kaçtır? Kiracı oranı mı? Evet, kiracı. Bildiğiniz kiracı, ev sahibi olmayan, kirada oturan halk sayısı yüzde kaçtır? Herkesin ben söyleyeyim, %25. %25. Ben istatistik konuşuyorum. Almanya'da bu oran %85. Ama Almanya'da kimsenin... Ama bakın yok. Beyefendi, oradaki hükümet kendi halkına yardım ediyor. Para veriyor. Ne yapıyor? Faturasını daha iyi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Benim kendi akrabalarım orada. Ne yap? Ya ben 40 yıldır yaşıyorum. Tamam. Ne yapıyor? Hangi devlet kime ne kadar ne yardımı yapıyor? Hani buradan kira sosyal medyadan araştırma yaparak bütün yardımı yapıyor yani. Sadece Almanya değil, başka Avrupa ülkesi. Benim kayınçom geldi. Turist olarak kaçak çalışacağım dedi 3 ay. 3 aylığına geldi. 1,5 ay sonra dedi ki buranın ekmeği yenmez. Ben gidiyorum. Gidiyorum. 3 ay kalacaktı, 1,5 ay sonra geri döndü. Geldi burada tıkırında işini kurdu. Kendi kendine tıkırında, yok servisiydi bilmem nesiydi, iş yapıyor. Oradaki ben hala sabah saat 4'e kalkıyorum ve gidiyorum. Sabah 5'te kalkıp işe gidiyorlar. Gitmedi burada mi? Var mı öyle abi, bir şey? Burada iş yok ki. Hayır burada hanımefendi, burada iş sahası yok. Sıkıntı bu zaten. İş olsa herkes saat 5'te kalkar işe gider yani. Bu gerçek yani. Gitmiyor abi. Avrupa genelinde abi, en fazla genç nüfusu Türkiye'de var. Geçen sene fındık toplayacağım. Yani işçi arıyorum. Hani abimle beraber bulamıyorum. İşte Kürtler bilmem ne. Kendi köylüme, köyümün en garibine gidiyorum. Diyorum ki oğlum gel, maaşın neyse işte günlüğün neyse vereyim. Çelin çocuğum, benim amacım o da para kazansın. Bana diyor ki sabah 8.30'da bahçeye girerim. 10'da çay verirsin. 12'de yemeğimi verirsin. 3.30'da kahvemi verirsin. 5.30'da çıkarım. 180 lira da alırım. Abi yani, yaşadığım bir olay yani. Ben size bir şey söyleyeyim yani bu orada abi, yani. Yaşadığım bir olay. Allah için dürüst olun ya. Türkiye'deki işsizlik oranı şu an var ya %50'den fazla. Bana göre yani. %30, %40 civarı. Tamam mı? Fazla yani. Nerede aranıyor abi? Gel Çam sana sor. Abi benim kuzenim iş var sana. Marketlere gideriz mi? Marketlere. Bir yağ ne kadar litreye? Baktınız mı? Abiciğim, et ne kadar? Süt ne kadar? Şeker ne kadar? Katılıyorsun çünkü neden? Bizim ülkemizde vergi fazla, vergi. Vergi kim ödüyor ya? Allah aşkına söyleyin, ben vergi veriyorum de ya. Bu ülkede asgari ücreti haricinde hiç kimse vergi vermiyor. Çiftçi sadece çalışıyor kardeşim. Siz millete kime anlatıyorsunuz? Millete kızacağınız da stok yapanlara kızsanıza. Kim veriyor kim? Bana de ki senin baban ne var vergi veriyor. Arabaları stok yaptılar, görmediniz mi ya? Ben mi yapacağım? Yapay kim bunu? O kadar vergi veriliyor. Bak ne diyorum? Asgari ücretle haricinde bu ülkede vergi veren yok. Yok. Abi, yapacağız. Zenginler vermiyor. Sıkıntı bu. Abi ben ne diyorum? Bir ağzından çıkan kelimeyi dinliyor musun? Asgari ücretle haricinde bu ülkede kimse vergi vermiyor. Bu ülke vergiyle ayakta duruyor. Tamam? Vergiyle ayakta duruyor. Bu ülkeden halk devletinden para çalıyor. Bu kadar basit. Devlet de başka bir yoldan onu geri alıyor. Bu kadar basit. Devletin başındakiler, bu parası zengin olanlar daha çok bizim paramızı çalıyor. Artık sistem buna dönüştü. Ekonomi kime göre güzel, kime göre kötü yani. Şimdi ben üniversite mezunuyum. 4 yıllık mühendislik mezunuyum. Şoförlük yapıyorum. Niye yapıyorum? Daha rahat etsinler diye. Şimdi ben ülkücüyüm, CHP'ye oy veriyorum. Niye veriyorum? Santim santim sattılar. Başka çarem yok. Biliyorum biri PKK'yla işbirliği yapıyor, biri FETÖ'yle işbirliği yapıyor. Hangisini seçeceğim? Yenilikte fayda var baba. Yani ben kendi mesleğimi yapamıyorsam, şoförlük yapıyorsam bitmiştir. Sigara olmuş 16 lira ya. 16 lira para veriyorum ben sigaraya. Gariban ne içer? Tütün içer. Çay içer. Çay zaten bedava daha diyor da. O da yangını işte kapatmak için kendi hatalarını. Elin Afganlısını, Suriyelisini Türkiye'ye sokmuş. Benim anama bacıma burada taciz ediyor. Yan gözle bakıyor.
Benim ihtiyacım yok. Gönderi gitsin ya. Ben memnun muyum onlardan? Yok. Bana sordun ne alırken buraya? Sormadın. Gönderi gitsin yani. Onlar...